Burada Abbas Sayar'ın eserlerini göreceğiz. Abbas Sayar aklımıza nereden gelecek? Gördüğümüz gibi burada bir tane yılkı atı var. Yılkı atının üzerindeki sayaçtan gelecek. Yılkı atımız dik bayırdan yukarı doğru çıkmaktadır. Neden yılkı atımız dik bayırdan yukarı doğru çıkmaktadır? Çünkü tarla başı salkım saçaktır. Orada salkım saçak üzümler vardır. O yüzden onları yemek için yukarı çıkmaktadır. Yılkı atımızın sahibi de gördüğümüz gibi sere serpe yatmıştır yılkı atın üzerinde. Ve yılkı atın ne kadar tarla başında salkım saçak üzümlerden ne kadar yiyeceğini sayaca göre ne kadar enerji alacağı sayaca göre belirlenmektedir. Abbas Sayar buradaki sayaçtan gelecekti aklımıza. Tabi her 200 metrede bir sıcaklık 1 derece düştüğü için adam yorganını sıkı sıkı sarmıştır. Yorganını sıkı sıkı sarmış. Tarla başı salkım saçak buraya çıkmaktadır. Tabi tarla başına çıkarken yılkı atı dik bayırdan sol tarafta insanların boşluğa takılan sesi duyar. Sol tarafta boşluğa takılan sesi duyar ve insanların can şenliği yaptığını görür. Adamın bir tanesi cello çalmaktadır ve gönlüne bir tane küçük sandal asmıştır. Der ki bu benim gönül sandalım. Cello çalıp para kazanıp bu gönül sandalını alacağım der. Ya burada can şenliği yapıyorlar dedik. Çocuklar da oyun oynamaktadır gördüğümüz gibi. El eli yur, el de yüzü. Elleriyle ellerini döverler, yüzleriyle yüzlerini döverler. Böyle bir oyun oynamaktadır çocuklar. Tabi yorganını sıkı sarmış adamımız bunlara fazla dikkat etmez. Yine yılkı at ile dik bayıra çıkar. Tarla başı salkım saçak. Orada üzümlerini yiyip inerler. Burada Abbas Sayın eserlerine baktığımız zaman dik bayır, cello, el eli yur, el de yüzü, gönül sandalı, boşluğa takılan ses, can şenliği, yorganımı sıkı sar, sere serpe, yılkı atı, tarla başı salkım saçak, Abbas Sayar'ın eserleridir.